Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV yeni merkez binasının açılışı için bir tören düzenledi. TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arzu Akalın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene siyaset, medya, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim katıldı. TÜRGEV Fatih'teki merkez binasından Eyüp Sultan Camii'nin yanında bulunan yeni genel merkez binasına taşındı. TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arzu Akalın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene siyaset, medya, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim katıldı. Yurt hizmetlerimizi, burs hizmetlerimizi buradan yönetmeye devam edeceğiz. Bundan ibaret. Orası biraz daha geniş. İşte gördüğünüz gibi iki binamız var. Otopark imkanımız var. Bir de Eyüp Sultan'ın manevi atmosferine çok yakınız. Onun için burası bizim için güzel bir merkez olacak inşallah. Burada TÜRGEV olarak büyümemize bağlı olarak daha kurumsallığımızı daha geliştirerek ve uluslararası alanda da faaliyetlerimizi sürdürecek şekilde yapılanmış bulunuyoruz. Mekanın da tabii daha geniş olmuş olması bize böyle bir rahatlık sağlamış olacak. Yeni TÜRGEV binasının açılışı dualarla yapıldı. Güzel insanların yetişmesine vesile kıl ya Rabbi. Genç kızlarımızın vizyoner genç kadınlar yetişmesi noktasında ama aynı zamanda da toplumsal değerleriyle barışık, manevi değerlerini özümsemiş genç kızlar olarak Türkiye'nin geleceğine, yarının yeni Türkiye'sinde güzel çalışmalar yapabilmeleri noktasında inşallah biz de TÜRGEV olarak üstümüze düşeni gerçekleştirmiş oluruz. TÜRGEV 20 yıla yakın zamandır kız öğrencilere güvenle barınmaları için yurt imkanı sağlıyor. Vakıf sadece yurt hizmeti vermiyor, bir akademi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 9 şehirde 20 yurt, 4 misafirhanesiyle kız öğrencilerin akademik alanda ve sosyal hayatta ihtiyaçları olan her türlü eğitimi sağlamayı hedefleyen TÜRGEV, Siirt'ten Edirne'ye kadar Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilere hizmet veriyor. Yurt dışında da desteklenmesi noktasında çalışmalarımız var. Bunun ilk tohumlarını 2014 yılında Amerika'da Türkan Foundation Vakfı'nı kurmak suretiyle gerçekleştirmiştik, başlatmıştık. Bu sene ise İngiltere ve Almanya hedeflerimizde. Türkiye'nin her şehrinde kız öğrenci yurtları kuran vakıf, gençlik ve eğitim alanlarındaki hizmetlerini artık yeni genel merkezinde sürdürecek. Sigara yasağı genişliyor. Sağlık Bakanlığı sigarayla mücadele konusunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Artık kapı önlerinde sigara